Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda Xiaomi Hey Plus saatinizin telefonla bağlantısını nasıl kuracağınıza değineceğim. Öncelikle telefonunuza Google Lens uygulamasını indirmeniz gerekiyor veya herhangi bir kare kod uygulamasını da indirmeniz yeterli olacaktır. İndirdikten sonra uygulamayı aç diyerek uygulamayı açın. Uygulamayı açtıktan sonra saat üzerindeki kare kodu uygulamanın üstünde gösterip okutmaya çalışın ve biraz bekleyin hemen görecektir. Evet şu an gördü. Orada çıkan linke tıklıyorsunuz. Daha sonra tarayıcının sizi farklı bir siteye yönlendirecek. Yönlendirdiği site Çince olduğu için eminim hiçbir şey anlamayacaksınız. Sizler için ben yapmanız gerekenleri hemen size söyleyeceğim. Öncelikle mavi butona kesinlikle tıklamayın. Çünkü mavi butona tıkladığınızda şu hemen alt taraftaki gördüğünüz sanırım bunların Android uygulaması gibi bir şey. Yani Google Play gibi bir şey bu uygulama. Onu indirmeyeceksiniz. Mavi butona da tıklamıyorsunuz. Hemen altında gördüğünüz siyah yazıyla yazılmış yere tıklıyorsunuz. Ve aynı şekilde kesinlikle yine mavi olan yere tıklamayacaksınız. Yine şuna tıklayacaksınız. Siyah olan yere tıklıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Üst tarafta gördüğünüz gibi bir ilerleme sürüyor ve hemen zaten size uygulamayı indirmeniz için bir bildirim geliyor. Bu bildirimde hemen indir diyorsunuz arkadaşlar. Kaydedilsin mi diyor. İndir diyelim. Uygulama şu an inmeye başladı. Gördüğünüz gibi iniyor. Bekleyelim inmesini. Sanırım genelde herkesin takıldığı nokta bu nokta. Buradan uygulamayı indirmesi fazlasıyla zor bir hale geliyor. Çünkü bizden güvenli indirme istiyor aslında ama istediği aslında şu uygulama. O yüzden burada sıkıntılar yaşatıyor bize. Ve uygulamanız indi şu an arkadaşlar. Aç diyorum. Uygulama yükleme ekranı geldi. Buradan sağ alttan hemen yükle diyeceğim. Sağ alttan yükle diyorum. Ve uygulamanın yüklenmesini bekliyorum. Uygulamamız yüklendi. Aç diyerek uygulamayı açıyorum. Ve bundan sonraki adımları da gösterdiğim şekilde yaparsanız Saatinizi çok kolay bir şekilde bağlayacaksınız. Hemen alttaki yazıya tıklıyorsunuz. Bu sayfa sizi karşılıyor. Arkadaşlar bu sayfada kesinlikle e-posta adresinizi falan girmeye çalışmayın. Çünkü bu saatin global versiyonu olmadığı için Çin'e özel bir uygulama olduğu için bu uygulama sizden farklı Çin e-posta adresi ve Çin telefon numarası isteyecek. O yüzden bununla uğraşmanıza hiç gerek yok. Hemen alt tarafta bulunan Mi logosuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra eğer mi hesabınız yoksa arkadaşlar ilk önce bir mi hesabı oluşturun. Mi hesabı oluşturduktan sonra gelin buraya tekrardan giriş yapmak için tıklayın. Ve sizden mi e-post adresi ve şifresini isteyecek. Buraya mi e-post adresine giriyorsunuz. Ben şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, e-posta bilgilerini ve şifreyi girdikten hemen sonra gördüğünüz gibi uygulama kendisi otomatikman açılıyor. Açıldıktan sonra sizden konum bilgisi isteyecek. Ona da izin verin. Şu an saati aramaya başladı. Şu an saati aradı arkadaşlar. Saati buldu gördüğünüz gibi. Her ikisinin üzerinde de 8B35 8B35 yazısı yazıyor. Buradan basıyorsunuz arkadaşlar. Başka yapmanız gereken şu an için hiçbir şey yok. Bekleyin saate bildirim gönderecek. Bildirim geldikten sonra onay vereceksiniz ve saatle telefon birbiriyle eşleşecek. Evet şu an bildirim geldi arkadaşlar. Yeşil tuşa basarak onay veriyorsunuz ve telefonla saatin bağlanmasını bekliyorsunuz. Şu an saatimiz bağlandı. Gördüğünüz gibi evet uygulamamız şu an hazır kullanıma. Geri tuşuyla bu ekrandan çıkıyoruz. Şu an uygulamanın ana sayfasındayız attığınız adımlar burada gözükecektir. İsterseniz bir deneme yapalım. Şöyle birkaç defa sallayayım. Adım atmış gibi olsun. Şu an 0 adım gözüküyor. Şu an 2 oldu. Sallıyorum. Arkadaşlar şu an saatimde 3 adım atmış gibi gözüküyorum. Şu an saatimde 3 adım atmış gözüküyorum. O yüzden ikisini de güncellediğimde her ikisinde de 3 adım olarak hemen güncellendi. Arkadaşlar saatin ekran görüntüsünü buradan değiştirebiliyorsunuz. Şu gördüğünüz yerden istediğini istediğinizi değiştirebiliyorsunuz ve anında uyguluyor. Dilerseniz hemen şuradaki yazıya tıklayarak bir tanesini silip yerine Ekran görüntüsü de koyabiliyorsunuz. Hemen şuradan ekran görüntüsü ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuraya da ki, şuraya basarak albümden bir resim seçip eklemesini de yapıyorsunuz. Alt taraftan saatin şeylerini de seçebilirsiniz görünümlerini. Şuradan kalp ritminizin günlük ne kadar olduğunu, uyku saatinde ne kadar olduğunu falan takip edebiliyorsunuz. Buradan koşu, şuradan hava durumu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar ama Türkiye'nin hava durumunu ekleyemiyorsunuz. Türkiye'nin herhangi bir il veya ilçesi, hatta Avrupa'nın il ve ilçesi yok. Şuradan alarm ekleyebiliyorsunuz. Şuradan artı tuşuna basarak ekliyorsunuz. Dilerseniz saatin ayarlarını da şuradan yapabilirsiniz ve arkadaşlar bu uygulama Çince. Ben bu Çince uygulamayı nasıl kullanacağım diye düşünüyorsanız videonun açıklama kısmına Çince uygulamanın da linkini bırakacağım. Oradan yükleyerek uygulamayı aynı şekilde de kullanabilirsiniz. Ama İngilizce uygulamayı yüklemeden önce kesinlikle Çince uygulamayı ilk önce yükleyin, gerekli ayarlamaları yapın. Ondan sonra İngilizce uygulamayı yükleyip İngilizce bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi size İngilizce uygulamayı göstereyim. İlk önce bunu kaldırıyorsunuz. Uygulamayı kaldırdıktan sonra size vermiş olduğum linkten Çince uygulamasını indirip tekrardan yükleme gerçekleştireceksiniz. Ve arkadaşlar Uygulamayı yükleyip göstermeden önce şunu belirtmek istiyorum. Çince uygulamayı yükledikten sonra yaklaşık 1 saat 2 saat kadar bekleyin. Çünkü saatinize güncelleme gelecektir. Son güncellemeyi geldiğinde saatinize güncellemeyi yükleyin. Ondan sonra dilerseniz İngilizce uygulamayı yükleyebilirsiniz. Hemen İngilizce uygulamanın da yüklemesine ve bağlanmasına geçelim. Yükle diyoruz arkadaşlar. Verdiğim linkten indirdikten sonra yükle yerine geliyorsunuz uygulamayı indirmek için indiriyorsunuz ve yükleme moduna geçiyorsunuz. Yüklendikten sonra aç diyorsunuz. Normal bir şekilde açılıyor. Diğer uygulamadan tek farkı İngilizce olması. Yine aynı şekilde girişinizi yapıyorsunuz Mi logosuna tıklayarak. Eğer arkadaşlar burada giriş yapamıyorsanız bilin ki ya girdiğiniz Mi hesabında sıkıntı var veya şifreyi yanlış hatırlıyorsunuz. Burada eğer sorun yaşarsanız yeni bir Mi hesabı açmanızı tavsiye ediyorum. Hemen gireyim ben. Evet arkadaşlar şifreye girdim. Hemen oturum aç diyelim. Bekleyelim. Hemen kendisi atacaktır gördüğünüz gibi. Şu an daha önceden saatimi bağladığım için herhangi bir şekilde bağlanma şeyi gelmeyecektir. Bluetooth'unuzun açık olması yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi şu an bağlandığı için daha önceden hemen bilgi senkronizasyonu yapmaya başladı. Şu an 3 adımım hemen gözüküyor. Saatimde de aynı şekilde gözüküyor. Uygulamamız İngilizce arkadaşlar. Saati İngilizce'de yapma videosunu ilerleyen zamanlarda çekeceğim. Güncelleme gelmesini bekliyorum. Ama bana kalırsa saati hiç İngilizce'ye güncellemeye gerek yok. Zaten gerekli bütün şeyleri Türkçe olarak gösteriyor. Gelen mesajlar falan olduğunda Türkçe görebiliyorsunuz. Şuradaki simgelerin de zaten ne ifade ettiğini anladığınız için bana kalırsa İngilizceye çevirmeye gerek yok. İngilizce uygulamadan da gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Son olarak da saatinizdeki ayarlardan bahsetmek istiyorum. Hemen saatinizden ayarlar butonuna gelip ayarlar butonuna tıklayın. İlk gördüğünüz ayar en üstteki olan saatin güncellenip güncellenmediği ile ilgili. Yani saatin içerisinde bulunan sistemin sürümü ile ilgili bilgi vermekte. Hemen ikincisine tıkladığınızda ekran ışığını Ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Dikkat ederseniz 2-3 Kademeli ekran ışığı ayarlayabiliyorsunuz. Hemen bir altındakine girdiğinizde Telefonunuzu bulmanıza yardımcı oluyor. Buna bastığınızda arkadaşlar telefonunuzun e, Sesli bir şekilde çalmasına izin veriyor. hemen bir altındakine tıklarsanız saatinizi yeniden başlatıyor. Burası saatinizi yeniden başlatıyor. Hemen en alttakine de eğer basarsanız saatinizi sıfırlıyor arkadaşlar. Eğer saatinizde bir donma veya kasma yaşarsanız saatinizi yeniden başlatmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer takıldığınız noktalar olursa Instagram hesabım üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.